107 yıldır sevgili izleyenler bu tartışma bitmedi. Yani 1915'te ne yaşandı, asıl sorumlusu kim, kimdi? Soykırım mı yapıldı, tehcir mi yapıldı, bu katile miydi, kim haklıydı, kim haksızdı? Bitmeyen bir tartışma. Yakın tarihle ilgili birkaç kitap yazmış ve birkaç belgesel yapmış birisi olarak birkaç cümle etmek istiyorum 1915 olaylarıyla ilgili. En başta şunu söyleyelim, Osmanlı İmparatorluğu, gayri resmi fiili olarak aslında 1909'da bitiyor sevgili izleyenler. Ne demek istiyorum? Çünkü 1908 darbesi, ikinci Meşrutiyetin ilanı ve 31 Mart 1909 yani 13 Nisan 1909'da bizzat Abdülhamit'e darbe yapılarak Abdülhamit tahttan indiriliyor ve ondan sonra artık Osmanlı İmparatorluğu fiilen diyemeyiz. Evet, daha doğrusu resmen bir Osmanlı İmparatorluğu var ama fiili olarak bitmiş durumda. Padişahla Abdülhamit'in inmesiyle birlikte zaten 8-9 yılda da onu darbeyle indiren iddihatçılar imparatorluğu paramparça ettiler. Şimdi işin ilginci sevgili izleyenler Abdülhamid'i tahttan indirmek için e, indirmek için İttihat ve terakkiyeci yani Enver Paşa, Cel e, Cemal Paşa, Talat Paşa'nın öncülüğünü yaptığı iddihatçılar... E Ermenilerle işbirliği yaptılar. Abdülhamit'in terör örgütü saydığı Taşnak ve Hınçak gibi örgütleri bu İttihatçılar yasal örgüt hale getirdiler ve onlarla birlikte işbirliği yaparak o darbeyi yapıp Osmanlı'yı ve Abdülhamit'i devirdiler aslında. Daha sonra Batı galip gelince silah ve destek olarak sizi bağımsız bir devlet kurduracağız diyerek Ermenileri kışkırttı. ...gaza getirdi tabiri caizse... ...ve bu defa aynı Ermeniler... ...1915'te o işbirliği yaptıkları... ...Abdülhamit'e karşı işbirliği yaptıkları... ...ittihatçıları sattılar tabiri caizse... ...ve isyan ettiler. Osmanlı ya, ya da ittihatçılara, devlete karşı isyan ettiler... ...ve olaylar yaşanmaya başladı. İşte sevgili izleyenler... ...bu defa... Bana göre Türkçülük ve ırkçılık damara egemen olan İttihat ve Terakki daha önce Arapları sürgün etmişti, tehcir etmişti. Bu pek bilinmez. Ardından da Ermeniler için bir Alman fikridir bu da. Ermenileri de tehcir etmek için işte 27 Mayıs tarihli e, o meşhur tehcir kanununu çıkardı. Ve Anadolu'nun işte az önce izledik Şebin Karahisar'da dahil Konya'dan İzmir'den Anadolu'nun pek çok yerlerindeki Ermeniler toplandı. Çeşitli e, kafileler halinde bugünkü Suriye'de Deirozor bölgesine, e, böl bölgesine götürüldü. Yollarda tabii ki kayıplar oldu. Zaman zaman mukatele yani karşılıklı öldürüşmeler yaşandı. E, şunu demek istiyorum aslında. İttihat ve Osmanlı yıkan İttihat ve Terakki bu Ermeni meselesinin de sorumlusudur. Ne yaşanmışsa yaşanmış. iyi veya kötü, acı veya tatlı 1915 Ermeni olaylarının sorumlusu Osmanlı değildir. İttihat ve terakki cemiyetidir ki bu cemiyet Osmanlı'yı da yıkan cemiyettir. Ve işin kötüsü e, hala Türkiye'de Osmanlı, yani biz yapmadık Osmanlı katliam, evet Osmanlı yapmadı zaten. Ben şundan taraftarım, nasıl ki Almanya'da Yahudilerin e, soykırımından sorumlu olarak Naziler suçlanıyorsa, Nazi soykırımı dönüyorsa, illa bir isim takılacaksa Osmanlı veya Türkler değil, burada söylenmesi gereken şu, bu ittihat ve terakkinin yanlışı. Çünkü bu iktidar, bu iktidar, bu darbeci junta İttihat ve Osmanlı'da Osmanlı'yı da yıkan takım. Sadece Ermenilere bunu yapmadı. Osmanlı'yı ve Abdülhamit'i yıkan takım. Bunu unutmayalım. Bir diğer mesele de şunu anlamış değilim ben hakikaten. Biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Osmanlı'nın tuğralarını bile binalardan kazıdık. Harflerini yasakladık, kanununu yasakladık, kıyafetini yasakladık. Her şeyini reddettik. Reddi miras yaptık. Osmanlı sultanlarına hakaret ettik. Osmanlı'yı aşağılıyoruz. Ama iki konusuna sahip çıkıyoruz Osmanlı'nın. Bir, 1915'te yapılan bu yanlışa sahip çıkıyoruz, toz kondurmuyoruz. İki, Osmanlı'nın borçlarına sahip çıkıyoruz. Bu ne garabettir ben bunu anlamış değilim. Hakikaten bu çelişkiyi anlamış değilim. 1926'da aslında Osmanlı, o daha doğrusu Osmanlı Devleti 1918'de, 19'da sevgili izleyenler bu tehcirde yanlış yapan subayları ve kamu görevlilerini yargılıyor, mahkeme kuruyoruz. Bine yakın karar çıkıyor, çoğu idam. Kürek cezası, sürgün cezaları var. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra çok ilginç. Bu mahkemeyi de tanımıyoruz diyor. Ve 1926'da da sevgili izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa, e, e, Bahattin Şakir gibi İttihat ve Terakki'nin öncülerine ve bu tehcire adı karışan zanlıların ailelerine Ermeni gayrimenkullerini tahsis ediyor, dağıtıyor. Yara kapanmıyor. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Açık ve net söylüyorum. Burada bir 15 olaylarında bir yanlış yaşanmışsa Osmanlı ve Türkleri suçlamak asla mümkün değildir. Alman örneğini veriyorum. İttihat ve terakki hatta Osmanlı'yı ve Abdülhamit'i deviren yıkan ittihat ve terakki bu meselenin sorumlusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu 15'te yaşanan iyi veya kötü yanlış ve doğru, doğru bu olayı e, sahiplenmesi Boşlarıyla bile sahiplenmesini de anlamış değilim. Oysa Osmanlı'nın her şeyini reddeden Türkiye Cumhuriyeti. Bunu da söylemiş olalım ve devam edelim. Sev